Merhabalar. Bugün de size tuzlu kurabiye yapacağım. Hamur için malzemelerini sayayım. 250 gram margarin. Dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı tuz. 2 yemek kaşığı sirke. Ben elma sirkesi kullandım ama üzüm sirkesi de kullanılabilir. Fark etmez. 2 yemek kaşığı toz şeker. 2 yemek kaşığı sıvı yağ. 1 tane de yumurta. Sarısını üzeri için ayırdım. 1 paket de kabartma tozu. Unu aldığı kadar yapacağım. Kulak memesi kıvamında, her zamanki gibi klasik. Önce margarinimi ve sıvı yağımı ekleyeceğim. Margariniz oda sıcaklığında biraz bekletirseniz, hani yumuşak olması için birazcık şöyle elimizle parçalayabiliriz. Şöyle hafif parçaladıktan sonra diğer malzemelerimi ekliyorum. 2 yemek kaşığı toz şeker. 2 yemek kaşığı sirke. 1 tatlı kaşığı tuzu. Ve yumurta akını ekleyip tüm malzemeleri karıştırmaya başlayacağım. Malzemelerin hepsini karıştırdıktan sonra önce unumu, sonra da kabartma tozunu ekleyeceğim. Bunu böyle hafif hafif ekleyeceğim. Hani birden katılaşmaması için. Hamurun çok da yumuşak olmaması gerekiyor. Çünkü dağılır. Çok da katı olmaması gerekiyor. O zaman şekillenmez. O kıvamı iyi tutturmamız lazım. Şu an hala çok yumuşak. Hamurumuz bu kıvama gelene kadar yoğurmaya devam ettim. Unu az az ekledim. Çünkü az eklediğim zaman telafisini yapabiliriz ama çoğun telafisi zor oluyor. Bir de elinizde şöyle ufak parça alıp şekillenip şekillenmediğine bakabilirsiniz. Şimdi de hamuru şekillendirme işlemine geçiyoruz. Kelebek modeli. Bu şekilde şekillendirdiğimiz hamurları tepsiye dolduruyoruz. Şekillendirdiğim hamurları tepsiye dizdim. Şimdi üzerlerine daha önce ayırdım. Yumurta sarısını süreceğim. Bu şekilde tüm hamurların üzerine serpiştireceğim. Şimdi üzerine önceden karıştırdığım çörek otu ve susamı serpiştiriyorum. Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıttım. Ardından fırına koyacağım. Yaklaşık 20-30 dakika pişirmeniz yeterli olur. Ama tabi kurabiyelerinizin şekline göre bu pişirme süresi değişebilir. Üzerine bakarak da anlayabilirsiniz. Kurabiyelerimiz servise hazır. Afiyet olsun.